İsrail-Hamas çatışması devam ediyor. 9. günü de artık geride bırakıyoruz. Hem sahadaki o aktarılanlarla hem de bugün yaşanan o diplomasi trafiğiyle alakalı ve kara operasyonu ihtimaliyle ilgili başlayalım hocam. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi İsrail'in savaş amaçlarının sadece Hamas'ın yaptığı saldırıya yanıt vermek ve bu amaçla Hamas'ı cezalandırmak ya da kapasitesini düşürmek değil, bundan istifade ederek bu olaydan Gazze'yi insansızlaştırmak ve nüfusunu mümkün olduğu kadar Mısır'a doğru itmek olduğu anlaşılıyor. Gelişmeler bunu gösteriyor. İlk başta yapılan açıklamalar bunu gösteriyor. Fakat tabii Blinken'ın bölge turu Arap ülkelerinin buna çok şiddetli tepki gösterdiğini de ortaya koyuyor. Gazze'ye yönelik başlatılan hava saldırıları, topçu ateşi ve hastanelerin işte boşaltılmasına dair verilen emirler, havadan atılan şeylerle, bildirilerle Gazze halkına güneye doğru ilerleyin talimatlarının verilmesi, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütlerin de tepkisini çekiyor. Bu noktadan sonra ben de katılıyorum diğer konuklarımıza, daha aklı selim bir tavrın hakim olması için Amerika'dan başlayarak İsrail müttefiklerinin İsrail hükümetine baskı yapacağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü 2.3 milyon insanı bu kadar yoğun nüfuslu bir şehir alanından çatışmalar devam ederken boşaltmaya çalışmak bir insani trajediyle sonuçlanacaktır. Hı hı. Ve Naim hocam haklıdır. Bunu yapmaya çalışırken savaş suçu işlememek mümkün değil. Böyle bir operasyon. Güvenli tahliyeyi sağlamak. Tabii mümkün değil. Bir de Mısır zaten yerinizde kalın diye çağrıda bulundu. Amerika Mısır'ın güvenliğini sağlayacağını deklare etti. Dolayısıyla bunlar da önemli gelişmeler. Mısır kapıyı açmadığı, Hamas bu tahliyenin gerçekleşmesi için aktif olarak katkı vermediği sürece sivil nüfusun çatışma alanından tahliye edilebilmesi mümkün değil. Şimdi son 5 yıl içerisinde yaşanan şehir çatışmalarına baktığınız zaman Hama'da, Halep'te, Rakka'da, Musul'da benzer nüfus tahliyelerini uzun süren, aylar süren çatışmalar sırasında defaatle tekrar açılıp kapanan insani koridorlardan nüfusun çıkartıldığını görüyoruz. Ancak oralarda kullanılan ateş gücüyle ve oralardaki nüfus yoğunluğuyla Gazze'yi şu anda kıyaslamak mümkün değil. Yani eğer İsrail böyle bir yola gitmekte ısrar ederse Gazze'deki çatışma son derece acılı ve giderek İsrail için de onun istemeyeceği kadar uzun ve yüksek bedelli bir çatışmaya dönüşecektir. Dolayısıyla bir noktadan sonra İsrail'in de savaş amaçlarını gözden geçireceğini öngörmek gerekir. Burada tabii kritik değişken savaşın bölgeselleşip bölgeselleşmeyeceği. Eğer Lübnan ve Suriye üzerinden İran bu savaşa karışırsa, vekilleri ya da doğrudan kendisi, o zaman savaşta tırmanma beklemek çok daha mümkün hale gelir.